Ben Mice. Bu topluluğun lideriyim. Maalesef zehirli bir gaz bulutu yüzünden insanlık yok olma eşiğine geldi. Biz de yeni bir yuva aramak için buraya geldik. Peki tam olarak nerede miyiz? İşte buradayız. Bu gördüğünüz tatlı dostumuz Onbu. Zemine çöken gazdan kurtulmak isterken onunla karşılaştık. Onbu'nun bir yolculuğu var. Yolculuğunda ona eşlik edeceğiz. Onbu bizi okyanuslardan çöllere, çöllerden çayırlara götürecek. Bu farklı ortamlara ayak uydurmamız gerekecek. Medeniyetimizin temelleri için ilk inşaat çalışmalarımızı yapıyoruz. Araştırma binası kurduk. Aramızdan iki kişi araştırma işlerini halledecek. İlk olarak Kaşif Kulesi'ni araştırıyoruz ki yolculuğumuz sırasında etrafı keşfederek kaynak aramamız lazım. Daha sonra insanları işlere atayacağımız bir bina yapıyoruz. Aşağılık insanoğlu işte. Geldiğimiz yeri hemen tahrip etmeye başladık. Malzemeleri depolayacağımız bir kiler ve malzeme deposu at. Onbu'nun üstündeki ufak taşları topluyoruz. Büyük olanlar onun canını yakıyor. Onbu bizi bir kene olarak görüyor olabilir ama ona yardımcı olacağız. Gerektiğinde onu tedavi edeceğiz, gerektiğinde besleyeceğiz, sevgi göstereceğiz. Yemek ihtiyacımızı karşılamak için toplayıcı kampı yaptık. Etraftaki yemişleri toplayacağız. Onbu ayaklanıyor. Yukarıda biraz yuvarlandık ama olsun. Hadi bakalım minik dostum. Biz de yerleşik göçebe sayılırız artık. Yolda bir grup göçebeyle karşılaştık. Aşağıdan bizi de alın imdat diye bağırıyorlardı. Tabii onları bırakmadık. 3 sağlıklı insan köyümüze katıldı. İş gücümüz artacak. Havadaki nemi ayrıştırıp suya dönüştürmek için su toplayıcıları inşa ettik. Bir yol ayrımına gidiyoruz. Yeşillikten devam etmeyi isteriz ama gideceği yolu Onbu belirleyecek. İleride bize güvenirse sözlerimize kulak verebilir. Marangoz ve taş kesici inşa ettik. Kalas ve taş levha yapabileceğiz. Gelişmiş binalar için bunlara ihtiyacımız var. Onbu yeşilliğe gitmeyi tercih etmedi. Şu an dağlık bölgeye giriyoruz. Nem oranı biraz düşecek ama olsun. Uykusu geldi kıvrılıp yatıyor. Biz yukarıda duvardan duvara çarptık tabii ama olur öyle şeyler. Sıkıntı yok Onbucuğum. Medeniyetin çok önemli bir parçası olan tarıma geçiyoruz. Şu an pancar ekiyoruz, dalından koparıp taze taze yiyoruz. Mutfak inşa ettik, pancardan yemek yapacağız. Tadının kötü olacağına eminim ama seçme lüksümüz yok tabii. İyi kötü bir denge kurduk. Herkesin bir işi hayatı var. Onbu'yu da rahatsız etmiyoruz. Varlığımızı unutmuş bile olabilir. Bir boynuzu kırılmış. Belli, bir yaşanmışlık var. Onbu paşam mantar buldu, onları gömüyor şu an. Heybetini gizli tut be yiğidim. Arkamızdan büyük bir yağmur bulutu geliyor. Yağmurun yağması güzel. Hava kuyularımız daha fazla su toplayabiliyor. Sonunda Kaşif Kulemiz hazır. Onbu'nun üstünden aşağı inecekler, özel ekipman ve çantalarıyla dünyayı keşfetmeye başlayacaklar. Yakınlarda bir yerleşke var. Kaşiflerimizin ilk görev yeri orası. Yerleşkede bir grup insan bize katılmak istedi. Macera arıyorlarmış. Bu macera herkese göre değil dedik. Bekleyip zehirden ölemeyiz dediler. Kabul ettik. Bize katıldılar. Boru üfleyen diye bir şey inşa ettik. Buradan birisi Onbu'ya seslenecek. Açsın, yemek ye, uyu diyecek. Kralsın, paşasın, kuzeye git diyecek. Kaşiflerimiz bir kazı alanına yollamıştık. Ama burası kazı alanı değilmiş. Ölmüş bir Onbu'nun taşlanmış bedeniymiş. Ne yapalım dediler. Riskli olmasına rağmen nadir kaynakların peşinden gidin dedim. 15 taş levha getirdiler ama zehirlenmişler. Zehirlenen kaşiflerimiz geldi ama ilacımız yok. Paşamın keyfi yerinde. Revir inşa ettik. Başımıza musibet gelince çözüm arıyoruz işte. Maalesef iki kaşifimizi zehirden dolayı kaybettik. İleride bir grup göçebenin yürüdüğünü gördük. Eğer Onbu onlara yetişirse onları köyümüze alabiliriz. Onbu'dan koşmasını istedim. Beklemiyordum ama koşmaya başladı. Öyle bir koşuyor ki rezalet. Göçebeleri yetişip onları köyümüze aldık. İkisini kaşif yapıp harabe yerleşkeye yolladık. Onbu çöllere doğru ilerliyor. Susuz geçecek bir döneme giriyoruz yani. Su olmayınca tarlalarımız çalışmayacak. Depolarda yeterli suyumuz da yok. Köylülerimiz bayağıdır dışarıda yaşıyor. Onlara bir barınak atmamız lazım. Şifalı bitkiler ekmek için yeni bir tarla attık. Doktorlarımız artık zehirlenenleri iyileştirebilecek. Kaşiflerimiz kurumuş bir vahaya gittiler. Daha çok ilerlemek için su lazım dediler. Risk alıp depodan 15 su verdik. Karşılığında 30 su, 30 kum getirdiler. Çölde bir grup göçebeyle daha karşılaştık. Nasıl hayatta kaldıysalar artık. Derme çatma dandik çadır atmaya çalışıyoruz. Sıcaktan onu bile atamıyorlar. Onbu bir yol ayrımına geldi. Kuzeye git dedik ve bizi dinledi. Şu an aramız iyi gibi. Ya da Onbu'nun iyi anına denk geldik. İkinci bir kaşif kulesi inşa etti. Onbu acıkıyor. Onun yaşaması bizim yaşamamız demek. O yüzden ona yemek hazırlamak için bir mantar tarlası inşa ettik. Bunlar beni besliyor, beni uyutuyor desin, bize güvensin. Onun iyiliğini istiyoruz biz. Onbu ileride bir yol ayrımına girecek. Çöle ya da çayırlara. Onbu dedim. Kuzeye, çayırlara git dedim. Bana güvenmedi. Kendi seçecekmiş yolu. Gözün az uzağa kesiyorsa yeşilliğe gidersin. Bak orada otlarsın dedim. İnek miyim lan ben dedi. Bak etme dedim, bizi bitirme. Yol ayrımına geldi.
Çayırlara gitmeyi seçti. Ben zaten oraya gidecektim dedi. İyi yaptın kral dedim. Ombu dinlenebileceği rahat bir yere geldi. Burada zehir de yok. Ya Tuyu dedim, beni dinledi. İşine gelince dinliyor. Her şeyi anlıyor bu, her şeyi. Ombu besleniyor. Bu faaliyetlerini ileride bizim karşılamamız lazım. Bize ihtiyacı olduğunu anlaması lazım. Bir safra kesici inşa ettik. Bu aşağıya doğru delerek Ombu'nun safra kesesinden safra çıkarıyor. Tabii bu Ombu'nun canını yakıyor, ömründen götürüyor. Doğal olarak kimse safra kesesini delen birini sevmez. Bize olan güveni kırılıyor yani. O yüzden ihtiyaç olmadıkça kullanmayacağız. Besleme trebüşüsü inşa ettik. Buradan yemeği koyup Ombu'ya fırlatacağız, onu besleyeceğiz. Bakalım ilk besleme denememizi yapıyoruz. Havada kaptı paşam. Afiyet bal şeker olsun, yarasın koçuma. Önceden Ombu'ya uzan diyebiliyorduk. Araştırmacılarımız nasıl uyuma komutu vereceğimizi öğrendi. Ombu'yu da araştırıyoruz, neler sever öğreniyoruz. Yemek ve uyku işini seviyor. Ombu'ya emir ver, uyu de, hoşuna gider. Tarlalarımız harıl harıl çalışıyor. Şu an tüketimden bir tık fazla üretimimiz var, gayet güzel. Ombu da etraftaki toksik gaz bulutlarından etkilenip zehirleniyor. Bunun için Ombu'ya has ilaçlar üretebileceğimiz bir tesis kurduk. Terk edilmiş bir kaleyi keşfetmeye gitmiştik. Meğerse boş değilmiş. Bir grup göçebe oraya yerleşmiş. Bizi görünce bağırıp gitmemizi istediler. Arkamızda bize güvenen insanlar var ve kaynağa ihtiyacımız var. O yüzden bir şekilde kaleye girmeliydik. Ufak bir geçit bulup içeriye girelim dedim. Ama bu bir tuzakmış. Cibiliyetsizler tuzak kurmuş. Bir kaşifimiz hayatını kaybetti. Diğeri canını zor kurtardı. İleride bir yol ayrımı daha var. Ombu'ya okyanusa gitme dedim. Yine kabul etti. Kesin bir iş var bunda ama neyse. Küçük bir spor bulutu bize doğru ilerliyordu, ucundan kurtardık. Yoksa bitkilerimiz zehirlenebilirdi. Ombu şu an zehir seviyesi yüksek bir alanda uyuyor. Kalk yürü, dibinde güvenli rahat alan var diyorum. Yok, burada yatacağım diyor. İnat yapıyor, ruh hastası camış. İnsanlar zehirlendiği için işler aksıyor. Tedavi olmaya, dinlenmeye gidiyorlar. Bir kişiyi zehirden kaybettik. Mutlu musun şimdi kaplumbağa senin? Burada zehir riski yoktu, burada yatabilirdin. Ombu'ya panzehir hazırladık. Ona bakmamız gerekiyor. Burnuna koyup oradan veriyoruz panzehiri. Yaşaması lazım. İlerideki yol ayrımında çöle gitme, çayırlara git dedim. Bize güvenmiyormuş. Besledik, tedavi ettik, zarar vermedik. Ne güvenmemesi? Bak dedim tatlım güzelim. Çayırlara doğru dedim meleğim benim. Bak sana güveniyoruz. Beraber kuşları dinle. Gerizekalı inek seni. Bize olan inadından sen de öleceksin. Tarlalardan birine kaktüs ekmesi emrini veriyoruz. Kaktüslerden gelen suyu diğer tarlalara dağıtacağız. Tezek toplayıcı inşa ettik. Ombu sıçtı mı havada onu yakalayıp daha sonra gübre olarak kullanacağız. Kum tepesini keşfetmeye gittik. Orada dans ayini yapan bir grup varmış. Dünya yok oluyor, bunlar dans ayini falan yapıyor. Kafalar güzel herhalde deyip su ikram ettik. Onlar da bize mısır verdi. Yemeğe ihtiyacımız vardı. Çölden yeni çıktık çünkü. İyi geldi. Büyük bir fırtına üzerimizden geçti. Hava kuyuları pert oldu. Ombu çöle girdi yine. Çölden yeni çıkmıştık bir de mazoşist. Uykusu gelmiş, utanmadan sıcak hava dalgasının olduğu yerde uyumaya başladı. İntihar etmeye mi çalışıyor, ne bu acaba? Uyurken onu okşamaya gittik. Belki depresyona falan girmiştir. Bir kum fırtınası daha geldi. Yine birkaç bina gitti. Sıkıntılar üst üste geliyor. Yıkılan binaları onarma çalışmaları devam ediyor. Ombu ilk kez okyanus biyomuna girecek ama önümüzde bir zehirli ada var. Bu kuru günlerde tek yemek kaynağımız bu yemişler. İdare etmeye çalışıyoruz. Ombu tam suyun kenarına geldi, kelleyi suya soktu, yatıyor. Keyfi yerinde biz yukarıda cayır cayır yanıyoruz. Ombu okyanusa girdi. Pıtır pıtır yürüyor. Çölden çıkıp suya girdi, bu çatlamasa bari. Nem de yok, o yüzden su gelmiyor bize. Önceden okyanuslara gideriz diye attığımız bir balıkçı kulübesi vardı. Oradan balık toplayacağız. Zehirli adaya geldik. Zehrin içinden geçiyoruz. Tarlalarımızı ve insanlarımızı etkileyebilir. İnsanları zehirledi ama Allah'tan bitkiler etkilemedi. Maalesef yemek kaynaklarımız tükendi. Balıkçılar elinden geleni yapıyor ama yetişemiyorlar. Troy ve Gerat isimli köylülerimiz açlıktan öldü. Ne kadar acı. Ombu'ya dağlık bölgeye dön dedim. Artık tribin vakti değil. Dönmezsen beraber öleceğiz dedim. Yoruldu herhalde, kabul etti. Ama okyanusta zehirli bir atık var ve Ombu'ya doğru ilerliyor. Ombu zehirleniyor şu an. Balıkçılarımız umarım bundan etkilenmiyordur. İki kişiyi daha açlıktan kaybettik. Zehir bulutundan geçiyoruz yine. Bu sefer bitkilerimizi zehirledi. Ekiplerimiz bu zehirli bitkileri yakarak yok etmeye çalışıyor, yayılmasınlar diye. Ombu yine bizi dinlemeyip çöle dönmeyi tercih etti. Bunun tribine depresyonla başlayacağım ama. Büyük bir fırtına üzerimizden geçti. Artık dağıldık. Ombu'nun umurunda değil ki. Su kuyularımızın çoğunu kaybettik. O kadar çok iş birikti ki zehirli bitkileri yakması, yıkılan binaları onarması, tarlaları işletmesi. Köylüler de öldüğü için kadro boşluğu var. Ombu inatla çöle giriyor, biri de girişinde yatıyor. Yine bir yol ayrımı var. Çölden çık diyorum, bize güvenmiyor. Ombu'nun aleyhinde bir tane yaptığım iş yok halbuki. Seviyorsun, değer veriyorsun, havalara giriyorlar işte. En azından dağlık bölgeye döndü. Yaratık. Önümüzde zehirli bir orman ve gizemli bir oluşum var. Yine bir yerlerimiz yırtılacak belli ki. Zehir seviyesi arttı. Yakma işlemleri devam ediyor. Şimdi gizemli oluşumun içine giriyoruz. Köy ihtiyarı geldi ve dedi ki
Ölü bir on bu. Üzücü bir manzara. Bizim sonumuz da böyle olabilirdi ama cesaretimiz, işbirliğimiz ve en önemlisi rehberliğiniz sayesinde zorlukları atlatmayı başardık. Atlattığımız zorlukları anmak için bir şey inşa etmeliyiz. İşbirliğini simgeleyen bir anıt ve artık köy liderliğini sana devretmem için iyi bir fırsat olabilir. Götümüz başımız dağılmış dayı anıt diyor. Yanda ölü bir ombu var. Ombumuz üzüldü ve başını eğdi. Üzücü bir tablo. Maalesef zehirli alanın tamamını temizleyemedik. Çünkü ombudan çektiğimiz safrayı kullanıyorduk. Saframız bitti. Safra çekelim desek ombu ağlayacak. Toplayıcılar toplasın diyeceğim, çok zehirlenen olacak. İnsanların yaşayabilmesi için daha güzel konutlar inşa ettik. Zehir çok yayılmaya başladı, o yüzden ombudan safra çekmek zorundayız. Zaten dinlemiyor bizi. Daha üstümüzdeki zehri temizleyemeden zehirli bir ormana giriyorduk ki ombu burada dinlenmeyi tercih etti. Ombu zehir çok yüksek, yürür müsün dedim. Hadi yürüyelim dedi. Yürüdü de ormanın çıkışında durdu. La dalga mı geçiyorsun, yürü eşek dedim. Adam gibi ileride bir yerde durursun. Bu sırada ciğerlerimiz zehirden harap olmuşken, açlıktan nefesimiz kokarken, insan yokluğu çekiyorken köyümüzdeki binaların etrafını güzelleştirmeyi, hoş bir yer yapmayı ihmal etmedik. İtibardan tasarruf olmaz sonuçta. Devasa bir zehirli ormana giriyoruz. Üstümüzden zehir bulutu geçecek. Zehir seviyesi burada çok fazla. Devasa bir yer. Ombunun da uykusu var. Bu ruh hastası burada uyumaya kalkmaz umarım. Köylülerimizin birçoğu zehirlendi. Artık dört bir koldan bu zehirli ormanları temizlemeye çalışıyoruz. Yine zehirli bir ormana giriş yapıyoruz. En kötüsü de şu, alıştık. Kaşiflerimiz bir madene girdiler. Girdikleri sırada maden çöküyordu. Başka bir giriş bulun dedim. Artık daha fazla risk alamayız. Zehirlenen ormanların çoğunu temizledik ama temizleyemediklerimiz yaşam alanımıza giriyor. Ombunun canını yaksa da üstte de safra çıkarmamız gerekiyor. Balıkçılık yapmaya başladık. Çukur kazıyoruz. Çukurun içine çöp poşeti falan koyup üstüne balıkları atıyoruz. Balıklar için rezil bir hayat. Çok büyük bir fırtına geçti köyün üzerinden. Evlerimiz yok oldu, araştırma binamız, işçi binaları, su kuyuları tabii ki. Çok çok büyük bir yıkım bu. Yakım işlemleri devam ediyor. Tarlalar çalışıyor ama. Zehirli bulutlara, ormanlara her gün uğruyoruz. Ombu artık ikna oldu. Bize son derece güveniyor. Ama maalesef o kadar çok açlık, zehir, yıkım var ki bugün birisi yine öldü. Kaşiflerim tapınağa gitti. Orada yağmacı insanlar vardı. Onlara karşı koyduk ve ellerindeki ekmekleri alıp döndük. Orada yaşananlar bizimle kalacak. Yapacak bir şeyimiz yoktu. Bir fırtına geliyordu ve Ombu'ya koşmasını söyledim. Bu fırtınaya yakalanmamalıyız. Bir gözcü kulesi inşa ettik. Bu sayede çok uzak alanları görebiliyoruz. Köyde birileri açlık çekiyor, birileri ölüyor, her gün yeni sorunlar ama bir yandan da teknolojik ilerlemeler falan yaşanıyor. Bu bir yerlerden tanıdık geldi bana. Tam 152 gün oldu. Binalarımız yıkılmıştı, yerlerine çok daha iyilerini attık. Çok daha yaşanılabilir bir mahalle yaptık. Zorluklar yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Zehirle mücadele ediyoruz, açlıkla mücadele ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Ombuyu gerektiğinde besliyoruz, gerektiğinde tedavi ediyoruz. Tarlalarımızı ekmeye çalışıyoruz. Düşsek de kalksak da mücadele ediyoruz. İnsanlık tüm zorluklara rağmen bir yolunu buluyor. Ve bu yolda tatlı dostumuz Ombu ile beraber yola devam ediyoruz. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.